Herkese merhaba. Bu videomuzda HTML CSS bölümüne başlayacağız. Tek tek HTML ve CSS ile ilgili kuralları, etiketleri ve benzeri şeyleri anlatmak yerine bir tasarım üzerinden gitmeyi planlıyorum. Bu tasarımda HTML ve CSS kullanarak hem anlatmış olacağız hem de uygulamış olacağız arkadaşlar. Figma'dan seçtiğim basit bir login ekranı var. Burada 3 tane butonumuz, bir container içerisinde birkaç yazımız ve logomuz mevcut. Bu sayfanın HTML ve CSS'ini yapmaya başlayacağız. Bunun için öncelikle bir HTML editöre ihtiyacımız var. Ben genelde Visual Studio Code kullanıyorum. Burada kendimize bir proje oluşturacağız. Open Folder ya da File'dan yine Open Folder şeklinde giderek istediğiniz yerde bir klasör oluşturabilir. Bunu da proje olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Burada klasör adımıza HTML CSS from Figma diyelim. Ve ilk projemiz. Bu konudaki çalışmamız olduğu için de ben 001 klasörünü vermeyi tercih ediyorum. Klasörü seç dediğimizde karşımıza projemiz çıkıyor. Daha doğrusu Visual Studio Code'da boş bir proje açılıyor. Şu an için bir tane dosya ihtiyacımız var. Buna login.html diyebiliriz. Şuradaki butona tıklayarak ya da sağ tıklayıp New File diyerek bir HTML dokümanı oluşturdum. Hemen HTML'imizi yazalım. Burası Visual Studio Code'da otomatik olarak doldurulabilen bir yer. HTML'imiz doctype, HTML, head ve body bölümlerinden oluşur arkadaşlar. Doctype bizim bu dokümanımızın türüyle ilgili bilgi verir. Otomatik olarak burada doldurup geçebilirsiniz. Çok detaya girmeyeceğim. Buraları anlatmayı düşünmüyorum. Birçok yerde bunları araştırarak bulabilirsiniz. HTML bizim tarayıcımızın yorumlamaya başladı. Daha doğrusu bu satırdan itibaren başlıyor yorumlamaya ve okumaya ve bize göstermeye ya da son kullanıcıya. Dokümanımızın tamamına HTML diyoruz. Bir head bölümü var. Burası HTML'de, daha doğrusu tarayıcıda görünmeyen bir kısım ama tarayıcıdaki bazı tanımlamaları burada yapıyoruz dokümanımızla ilgili. CSS dosyalarını ya da JavaScript dosyalarını burada tanımlıyoruz. Veya responsive ile ilgili bazı etiketlerimiz var. HTML etiketlerimiz. Bunları ekleyebiliyoruz. Dokümanımızın title bölümünü burada gösterebiliyoruz. Bunları biraz sonra tek tek göreceğiz. Title bölümü nedir, ne işe yarar diye. Tarayıcıda görüntülenen bölüm ise body bölümüdür arkadaşlar. Body bölümüne ne yazarsak mutlaka tarayıcıda görünür. Dokümanımızı tarayıcıda görüntülemek için sağ tıklayıp Reveal in File Explorer şeklinde tıkladığımızda bize bu dosyanın bulunduğu yeri açacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımızda boş bir HTML dokümanı mevcut. Yapacağımız ekranda burada Figma üzerinden açmıştım bu dokümanı. HTML dokümanımız da burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Document yazan yer, yani title, bizim aslında şurada yazan bölümdür. Tablarımızın üzerinde yazan bölümdür. Şimdi burayı değiştirelim. Bir login ekranı yapacağız demiştim. Login page şeklinde title bölümümüzü değiştirdiğimizde, sayfayı yenilediğimiz zaman login page'imiz, yazımız buraya geliyor arkadaşlar. Body bölümü ise bizim artık tarayıcının içerisinde görünen tüm nesnelerimiz, HTML etiketlerimizin hepsidir. Örneğin buraya kendi adımızı yazdığımızda, tarayıcıyı yenilediğimizde burada görünecektir. Tabi duyarlı HTML dediğimiz, semantik HTML dediğimiz kurallara uygun şekilde yazmamız gerekiyor aslında. Sadece bir tekst yazarak burada HTML bölümünü oluşturmak çok da doğru değil. Mutlaka bir HTML etiketinin içerisinde olması gerekiyor. Bu tür yazıların
HTML etiketleri ise tarayıcının etiketleri yorumlayarak ekranda göstermesi için gerekli arkadaşlar. Ve birçok HTML etiketi ise Google gibi arama motorlarının bizim web sitemizin içeriği ile ilgili doğru bilgileri edinmesi için önemlidir arkadaşlar. Bütün içeriğimizi burada body bölümünde HTML etiketlerini kullanarak oluşturacağız. Şimdi elimizde neler var, bunları görelim. 3 tane butonumuz ve bunları kapsayan bir konteynerimiz, bir logo, birkaç tane de yazımız var. Butonların üzerinde de yazımız var. Şurada drag drop isimli bir bölüm mevcut. Bu çok da işimizi görecek, daha doğrusu işimize yarayacak bir şey değil arkadaşlar. Dolayısıyla bunu yapmayı pek düşünmüyorum. Genel olarak basit bir şekilde HTML'e burayı nasıl dönüştüreceğiz, bunu görelim. Logodan başlayalım mesela. Şimdi logomuz burada Figma 1.1 diye bir isim verilmiş. Şeyden Figma ya da buna benzer başka uygulamalar da var. Buralarda vektörel olarak çizilmiş bu tür görselleri copy as SVG diyerek kopyalayarak projemize dahil edebiliriz. Bir klasör oluşturuyorum. Buraya assets diyorum. Image, CSS gibi dosyaları burada saklayacağız. Images diye bir başka klasör oluşturdum içerisinde. Ve bunun içerisine de Figma logo SVG adında bir dosya oluşturdum. Burada Figma logosunu göstereceğiz. İmajları göstermek için img etiketimiz vardır arkadaşlar. Şu şekilde img yazarak da bu etiketi Visual Studio'dan otomatik oluşturmasını sağlayabiliriz. src bize görselimizin hangi klasörde olduğunu ve daha doğrusu path'ini, arama yolunu vermemizi sağlar. Burada control space ile yardımcı olması için IntelliSense'i açabiliriz. Figma logo SVG şeklinde dosya ismini verdik. Bakın burada dosya görünüyor. Daha doğrusu imaj görünüyor. İncele dediğimizde şunu biraz daha geniş bir alan olması için alt tarafa alacağım. Bakın body'nin içerisinde img etiketini görüyorsunuz. İmaj etiketi ve pet olarak da burada logo SVG'yi gösteriyor. Ardından bir yazımız var. Responsive şeklinde bir yazı yazılmış. Hemen bunu yapalım. Bir p etiketi kullanarak paragraf olması için responsive. Hemen onun altında bir başka yazı daha vardı. Onu da ekleyelim. Social Login Buttons diye bir yazı kopyaladım ve buraya yazıyı ekledim. Ardından Includes Documentation Links şeklinde bir başka yazı var. O da bir linke benziyor. Onu da bir link içerisine koydum. A etiketiyle Anchor link vermemizi sağlar. Doküman içerisinde, body içerisinde, hrefle de nereye gidecekse oranın linkini veririz. Şimdilik boş bırakıyorum. Diyez işaretiyle boş bir link oluşturdum. Şu anda bütün oluşturduğum HTML etiketleri tıkladığımda hiçbir yere gitmiyor bu link. Buraya gelmiş durumda arkadaşlar. Şimdi de sağ tarafı oluşturalım. Burada bir konteyner var. İçerisinde 3 tane buton ve yazılar mevcut. Hemen HTML'imizin içerisine bunu ekleyelim. Bir tane konteyner var demiştik. Bunu div ile yapabiliriz. 3 tane de tıklanması gereken buton var. Bunları da 3 tane A harfiyle oluşturabiliriz arkadaşlar. Şimdi de yazılarımızı oluşturalım. Bu HTML içerisinde Continue with Facebook, Google ve Apple şeklinde yazılarımız var arkadaşlar. Facebook, Google ve Apple.
Google, Apple. Linklerimizin, link etiketimizin içerisine başlangıç ve bitiş, açılış ve kapanış da diyebiliriz. Etiketimizin arasına tekstimizi yazıyoruz arkadaşlar. Bir container demiştim. Bunun içinde bir div oluşturduk. İçerisine de linklerimizi yerleştirdik. Divimizin bir açılışı, bir kapanışı var işte arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunların içerisinde de birer tane imaj var. Facebook, Google ve Apple'ın görselleri. Sağ tıklayıp kopya SVG şeklinde imajları alabilirim. New file, Facebook icon.svg. Yine SVG olarak kopyalıyorum. Google icon.svg. Bir de üçüncü olarak Apple. Apple icon.svg. Görsellerimizi de buraya aldık. Şimdi butonlarımız, link yaptık. İstersek bunu butonda yapabiliriz. İçerisindeki yazıyı şöyle aşağıya alıyorum. Ne demiştim? Bunların birer etiket içerisinde olması, HTML etiketi içerisinde olması bizim için faydalıdır. Span böyle ufak tefek yazıları bir etiket, HTML etiketi içerisinde almak için çok kullanışlıdır. Neden bunu yaptığımı da özellikle CSS yazarken tekrar anlatacağım arkadaşlar. Bunun bir tane ikonu vardı. İmajlarımızı nasıl HTML ekliyorduk? Şurada yapmıştık. IMG etiketiyle. Assets, Image, Facebook. Alt etiketi ne işe yarar? Burada da vardı. Hemen bunu da gösterelim. Figma logo. Öncelikle bu alt etiketlerinin erişilebilirlikle büyük bir ilişkisi var. Ekran okuyucular, görme engelliler için ekran okuyucular alt etiketlerini okurlar ve görme engellilere buradaki görselle ilgili bilgi verirler. Biz buraya ne yazarsak bu okunur. Figma logo diye yazdığımız için de görme engellilerin bu erişilebilirlikle ilgili kullandıkları cihazlarda Figma logo şeklinde bir seslendirme yapacaktır. İmaj etiketine geldiğinde buradaki. Burası da Facebook logo diyelim. Aynı şeyleri bu diğer linkler için de yapıyorum. Şu yazıları span içerisine alalım. Google için de aynısını yapalım. Evet, 3 tane linkimizi oluşturduk. Tarayıcımızda görsek üçünün de buraya geldiğini görebiliriz, gözlemleyebiliriz. Hemen ikonlarımızı düzeltelim. Üçü de Facebook olarak çıkmış. Burada Google var. Şu bölümü silip Control Space yaptığım zaman diğer imajları da buraya ekleyebiliyorum. Evet, üçünü de buraya ekledim. Başka bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Bu bölümün, daha doğrusu buradaki bu tasarımın HTML tarafını bu şekilde bitirmiş olduk. Tekrar edelim. Bir HTML dokümanımız var. Head bölümü. Tarayıcıda görüntülenmeyen ancak HTML dokümanımızla ilgili ileride bahsedeceğimiz birçok bilgiyi taşıyan bir bölüm. Burada title bölümü tarayıcımızdaki şu üst tarafta görüntülediğimiz bölüm. Body ise tarayıcımızın alt tarafında, yani artık ekranda görüntüleyeceğimiz tüm HTML etiketlerini tutan, HTML etiketlerini yazdığımız bölümdür. Bir tane logomuz vardı. IMG etiketiyle logomuzu ekledik. Logomuzun path'ini, yani bulunduğu klasörü buraya src yazdık. Alt ile logomuzla ilgili açıklamayı yazdık. Daha sonra iki tane
yazımız vardı büyük. Bunları paragraf etiketiyle P ile ekledik. Daha sonra da A ile, yani Anchor ile buraya bir link ekledik. O link de şu aşağıda görüntülediğimiz linkte burada yerini aldı. Daha sonra sağ tarafı bir div içerisine, container içerisine aldık. Neden? Çünkü sağ tarafta, şurada da göreceğiniz gibi, gri bir alan mevcut arkadaşlar. Bunu da, yani bu tür şeyleri bir container'la yapıyoruz. Yani bu bir container'ın içerisinde 3 tane link var. Zaten cümleyi kurarken bile burada bir div'e ya da bir başka şeye, ki bu genelde değildir, ihtiyacımız olduğunu zaten cümleyi kurarken de aslında belirtiyoruz. İçerisinde 3 tane link olduğunu söylemiştik. O linkleri buraya ekledik. Linklerimizin görselleri var. İkon, Facebook, Google ve Apple. Ve ardından da bu linklerin yazıları var. Bir sonraki videomuzda artık bu ekranın için CSS yazmaya başlayacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Abonelik ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.